Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Rent Simülatör'de bugün yine bir işler peşinde koşacağız. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi hiç yemimiz kalmadı. Bu hayvancağızlar ölmeden şu yumurtaları bir toplayalım abi hızlıca. O hayvanlar ölmesin yani hayvancağızlara yardımcı olmamız lazım. Hemen uçar hızla gideceğiz, alacağız. Onu aç kaldı tavuklar. Şöyle. Boş ulan burası. Hemen hemen hepsi buraya yığılmış zaten. Tamam. İşte bu yumurtaları aldık. O hayvanların hiç yemeği yok abi. O hayvanlara acil yemek ayarlamam lazım benim. Hem de en acilinden yani. Acilin dibine koymam lazım. Öyle yemek ayarlamam lazım ama şu kapıları, ışıkları bir açalım abi. Peynir durumlarına bir bakalım. Peynirlerin bazıları olmuş olabilir. Bazıları değil, birçoğu olmuş. Çok güzel para gelecek şimdi bak. Şimdi burada olay şu. Bu zıkkım 12 tane taşıyor. Bu zıkkım 12 tane taşıyor. Bunlar da olmuş bak. Tamam. Şimdi tavuk alacağız, yem alacağız. Bir gidelim abi. Yakıtımız da bitiyor anasını satayım. Şunları hızlıca bir satalım. Hayvanlar ölecek acından. Yarım depo yakıtım var daha. Haydi bakalım. Yumurtaları ve peynirleri satacağız sadece. Tamam. Yumurtaları ve peynirleri sattık. 1700 oldu para maşallah. Şimdi
Şöyle yapacağım. Bir tane yeri dolu. Dur. Şundan al sepete bir tane. Şimdi dur. Az bir çık. Kasaya bir düzenleme yapacağız hızlıca. Şimdi oğlum bu işi güzel. Üç tane daha yem alabilirim abi. Paramız var değil mi lan? Paramız ne durumda? 1300. Üç tane daha yem alacağım. Ben bir dakika şimdi bu 500, bu 350, 850 eder. Tamam. Abi mal aldım çünkü ölecek tavuklarım. Koş 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 koş. Bir tane de erkek alacağız keçi. Hazır mıyız? Erkek. Tamam. Arabayı yenileyecek kadar çok kazanmıyorum. Ayrıca küf alamadım. Aç kapıları.
Abi dolu yumurta vardı orada, hala çıkacak ha. Tamam. Bayağı bir yem aldık mecburen de. De demir alıp o dolabı da halledeyim diyorum ya. O da bir tane dolap kalmıştı, peynir dolabı. Arabada bir de koç vardı yanlış hatırlamıyorsam, onu da bir alalım. Yani koçumuz da var bir tane, yani koçsuz olur muyuz ya? Ananı avradını, ip mi koptu? Yalan. Nereye kaçıyorsun? Tamam. Şimdi. Şunları ver. $400 var. Önce yakıt alayım abi. Çünkü bu yarım depo olması sıkıntı değil. Bidonu da dolduralım. Hop 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 hop.
Güzel. Şunu alayım hocam. Doldur kardeş. Yakıt olayını bir çözelim de. Güzel. Şimdi önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kopuyoruz, gidiyoruz doğru Hirdevatçı abiye, Hirdevatçı. Bir hırdavatçıya gidelim. Hırdavatçıdan ne alacağız? Demir alacağız abi. Bir de şey alacağız. Kalas. Bunu çok abartmayacağız. ...211... iki tane tavuk alsam 100 dolar yapar, 111 olur. Bir tane tavuk almam lazım. O zaman almayayım. Çok daha mantıklı olur. Ay.
Biraz süt biriktireyim. Sonuçta 3 tane keçimiz var artık. Ne zamanla 4 olur diye düşünüyorum. Ver bakayım şunu. Bak bu erkek olduğu için buna çıkmıyor. Hop ver bakayım. Sağalım şunu. Ya günde 12 litre süt alacağız. Yok turda 12 litre pardon. Turda 12 litre. Turda 12 litre süt iyi. Günde 24 litre yapar. Demek ki güğümü 2 günde mortlatacağız. Ne kızıyorsun? Tamam. Ulan yine doğru yakaladın ha. Oğlum bana bak seni döverim ha. Bunları halledeceksin. Bana yeni keçiler yapacaksın. Döverim seni. Seni fururum ulan. Şimdi. Oğlum 20 baş daha hayvan var orada. Su. Hava iyice kararmadan. Hocam. Şunu mouse'u indekslemek zorunda mıydınız abi ya? Eziyet gibi anasını sattım. Ver bakayım şunu. Oğlum çok acıkmış hayvanlar lan. Düzgün bakamadık hayvanlara tabii. Sonuçları ağır oldu. Bırak şimdi yumurta toplamayı değil mi? Benim için şu anki durum yumurta toplamaktan daha değerli. Bu hayvanlar aç susuz. Bak 4'e 3. Bununkiler fazla bitmemiş de ön taraftaki somurmuş yani. Güzel. Suyu alayım. Kalanını da şunun içine atayım mı? Hocam.
Aç kalmasın, zebil kalmasın heyvanlar. Ananı. Oraya da bir ışık atmak lazım tabii. Tamam. Şimdi süt mevzusu tamam. Şimdi bir yatıp zıbaracağız. Kalkacağız yine sağacağız bu hayvanları. Uyuyoruz. Ve kalkıyoruz. Bakalım. Oho, banka yeter de. O nasıl çıktı lan? Al. Geri zekalı. Şu civciv çıkmadı çok sinirimi bozdu ya. Ama bir çuvalı buraya koy. Hocam ben gidiyorum sağacağım işim var benim ya. Elimde de küf yok anasını satayım. Hadi bakalım. Yanlış hayvanı tuttuk. Olacağı ananı. Dört olacak da. Bunu sağdık mı? Bunu sağdık. Bunu abi bu tarafa gel. Evet bu da üçüncüsü. Bunu da sağdık. Şimdi A aşamına küğümü doldurmuş olacaklar. Şu boşlukta yumurtaları toplama işini halletmek lazım bir de. Ben bir civciv sesi mi duydum demin? Tabii bekliyoruz tabii civciv çıkacak diyor oradan ya. Sıçam civcivine. Evet. Topla yumurtaları kardeş. Oğlum bak sadece iki kümesinkini topladım.
29 tane yumurta çıktı iki kümesten. Bu şu demek? Biri 20, biri 9 kişi demek. Şimdi git bakayım oradan, ben bir civciv sesine benzer bir şey duydum. Civciv var orada. Aa, civciv var. Tam takılın siz abi. Tamam, yemeğiniz var. Tam civcivi var. Çok güzel. Şimdi bana kereste lazım, değil mi? Oraya kapı yapacağım için kereste lazım. Bir de şu tarafa bir ışık takalım abi. Abi. Masa, çanaklar, ver şu lambayı, şuraya koy bir tane şundan. Evet, seraları yaptım değil mi lan ben? Yaptım. Bir tane buna koy. Ben şimdi bir gideyim hırdavatçıya. Ya kalası kendim de yapabilirim de. Evet, hırdavatçı dayı, beni bekle. Hırdavattan kalas alacağız. Kalasları aldıktan sonra o kalaslarla birlikte ışık ışık yapacağız oraları 3-5 tane. Bir dakika lan. Ben şimdi akşam bir öğün yumurta satacağım. Yani. O yumurtalardan da hem para kalacak hem de küf alacağız. Önce çiftliğe gidelim.
onun kapısını yaptım. Dört tane. Yani fena değil. Dedim ya, gerektiğinde 3-5 parçalık depo için burayı yine kullanırız. Bir alanımız olsun yani. De iki tane kaldı zaten. O da anca o ışıkları yapar. Evet, sera işinde sadece sulama sistemini kurması kaldı abi. Hayır, sulama sistemini kuralım da sulama sistemini kurmak için de bayağı bir malzeme lazım. Şimdi abi kredi çekemiyoruz. Ne kadar borcumuz var bizim? 1800 dolar borcumuz var. Bizim peynir yapmamız lazım, küflü. O yüzden küf almamız lazım. Bizim küf alıp küflü peynir yapabilmemiz için de değerli tavuklarımızın bug'a girmişler, düzelttim. Bak, bir tane civciv var. Bir tavuk var. Bir de horoz. Ötekilerde de doluysa bir civciv daha çıkma ihtimali var. Zaten 29 tane tavuk var yumurta aldığım. 30. büyüyor şu an. 10 tavukluk daha yerimiz var abi. Hiç para vermeye gerek yok tavuğa falan artık. O oradan gelecek zaten. Günde 30 yumurta. Zaten 40 yumurtalık yerim var. 40 yumurtalığı aldığımız zaman da ne yapacağız? En mantıklı olan şeyi yapacağız abi. Ne yapacağız? Horozu kesip yiyeceğiz. Şimdi 150 metallik paraya ihtiyacımız var abi. Asıl mevzu 150 metallik para. Yani asıl muhabbet o. 150 tane demir olan bir paradan bahsedeceğiz. Aa, bir an kafam durdu arkadaşlar, pardon. Şimdi şu saati beklememiz lazım. O saatin ilerlemesi lazım. Ne olur ne olmaz biz bir oyunu kaydedelim ama. Şöyle. Evet, kaydedildi. Şimdi eksiğimiz gediğimiz yok değil mi bizim? Güzel. 4 dolap hazır. Ocak hazır. Bir tane küf var. Küf alacağız. Burası ekilmeye hazır abi. Şu değirmen midir nedir onu yaptın mı zaten su olayının büyük bir kısmını çözmüş oluyoruz abi. Bu tarafa en azından. Otomatik yemleme için de bir yer bulalım abi buraya. "125 demir, 50 çimento" diyor bak buna da. Abi otomatik yemlemeyi de koyacağız mecbur. Şimdi buraya sulamayı koyduk. Bence tavuktan oraya otomatik yemlemeyi yapalım ya. Bak.
Bak burada kocaman bir alan açtı bize. Buraya kadar genişletebiliriz. Yemleme olayını. Yani bu otomatik yemleme ile sulama. Bak yemleme burada. Sulama da var. Ya bak şuraya bir ahır kurarsam yem su derdi olmayacak. Tabii şu arkaya bir ahır kurabilirim. Alanım var. Yem ve su derdi kalmayacak bu ikisini koyduğumda. Sadece o ahırın orası. Zaten bizim keçi için bir ahırımız olacak. Domuz için bir ahırımız olacak. Bir de sığır için yani inek, her hayvanlar için büyük başlar, küçük başlar için zaten bir ahır sistemi kuracağız. Biz sadece keçiyle başladık abi şu an. Oraya elle besleriz buradaki malzemeyi kurduğumuz zaman. Şimdi demir ihtiyacımız 150 değil, 275 demire ihtiyacımız var. Çok daha fazla paraya ihtiyacımız var yani. Şu an et yapmadığımız için arkayı yapmama gerek yok. Ya bunu yapmak ve onu yapmamız lazım. Yani 500 dolar bunun yüzlüsü. $1.500, $2.000, $2.500 dolar. 100 dolardan da 3 tane alacaksın. 2.800 dolarlık demire ihtiyacımız var hocam. Az buz para da değil şimdi yani 2.800 dolarlık demir. Ne oluyor lan? Bir civciv daha mı çıktı? Bir civciv var. Lan bir civciv daha çıktı sandım ha. Ulan heyecanlanmıştım ba. Şimdi yeme bindireceğiz abi. Yemeğe bitti bunların yine. Burayı fulledim. 38. 2 tane daha koyduk mu bu sepet tamam. Şimdi şunu ver. Lan ananı. Hem küfe ihtiyacım var. Koy abi buraya. Yine yem bitti abi. Keçiler de şimdi arttı. Onlar da sömürecekler. Bir an önce para olayını çözmemiz lazım hocam. Şimdi yem alacağız. 5 torba yem çok da dayamaz. 5 torba yem bir şeye yaramaz da. Ama küf de almam lazım. Koca bir güğüm var elimde.
Yani bir de öyle bir durum var. Yani 5 koysam 6 yapar bir dolap. Yani küfte pahalı, anasını satayım ya. Artık alabildiğimiz kadar küf alacağız. Yapamadığımızı da küfsüz peynir yapacağız. Yapacak bir şey yok. ...377 diyor. Şimdi bu bak, bu sıkıntı şu an bana. Yani 377 dolar eyvallah da, yani abi, bu sığır işini nasıl halledeceğim bilmiyorum. Şimdi şöyle yapacağız. 1, 2, 3, 4, 120, 155, 6, küf keçi. Abi 345 oldu. Bir dakika lan. 377 diyor. Yani 285 falan. Tamam. Yapacak bir şey yok abi. Borç var çünkü. Patlarız yani. Küfü de koy. Paramız bu kadarına yetti. Maalesef paramız o kadarına yetti abi. Keşke daha fazlasına paramız yetse idi ama yetmiyor. Sonuçta onların yemeği var. Şu yemleri ver abi. Dayanmak zorun. O ne lan? Şuraya. Bir dene de buraya. Koyduk. Kapat. Küfe al abi. Şimdi karşıya. Oğlum hava iyice kararmadan uç 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 uç. Hemen hemen hemen.
Bu benim dibime gelmiş, gel beni sağ diye. Ne güzel, alışmış bak hayvan. Aferin lan sana. Tamam, özür dilerim. Tamam, kızma. Bir tane daha vardı benim, keçi. Şu mu keçi? Evet, bu. Oğlum bu değil lan, ananı. Ya hayır ya. Koç, ulan bundan bir tane daha vardı lan. Oğlum, öbürü nerede lan? Sen misin sağılmayan, he? Çakal. Hayda. Oğlum bir türlü denk getiremedim. Çıldıracağım ha. Sen misin lan? Allah. Sonunda denk getirdim it oğlu iti ya. Şerefsiz. Bu şaka gibi ya. Kapat kapağı. Nereye geliyor? Git yat uyu. Gerizekalı hayvanat. Gel abi. Hadi bismillah. Süt koyalım. Küf. Buna da koy. Ver abi. Şuraya. Bir de şuraya. Küflüsünden harbiden para geliyor yani. Güzel. Hemen kaynatalım hocam. 6 tane küflü peynir yapıyoruz abi. Kalan sütle de küfsüz peynir yapacağız. Sonuçta peynirden para kazanılıyor yani. Hem de fena kazanıyorsun.
12. Yani bunun içinde 4 kaldı zaten. Vallahi keçiden iyi kazanıyoruz ama süt üretimini arttırmamız lazım. Süt üretimine bağlı olarak da peynir üretimini arttırmamız lazım. Ya buraya 2 tencere daha ekleyebiliyorum sonuçta. Benim için değerli olan şey şu. Ben şimdi küflü peynirleri 2 günde bir götüreceğim. O arada küpsüz peynirle doldururum. 100 dolar da olsa, 50 dolar da olsa bir para basarız yani. Şimdi. Güzel, her yeri ışıklandırdık buralarda, iyi oldu. Bir zıbarıp oyunu kaydettirelim abi. Evet, oyun kaydediliyor. Evet değerli arkadaşlar, Ren Simülatör'ün bu bölümünü sizler için burada sonlandırıyorum. Ben yine rekord dışı oynayacağım oyunu, mecburen ilerletmemiz lazım. Mangır lazım. Her perşembe bu oyunumuzla ilgili bir güzel video size çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşeceğiz inşallah diyorum. Sosyal medyalarımızı şu şekilde size hatırlatmak isterim. Akabinde de videolarımızı arkadaşlar beğenirseniz, yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın diyeceğim ama tabii ki şu alttaki zıkkım ha bitmiş. Kendinize çok iyi bakın değerli arkadaşlar. Yeni videolarda, yeni oyunlarda tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet.